Yeni nesil yayıncılıktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından, bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kanlıca'dayız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Valla mis gibi bir yerdeyiz. Şöyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakıyorum, Rumeli Hisarı'na bakıyorum, tekneler, boğaz, daha ne olsun değil mi Mithat? Sevgili seyirciler, herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Kanlıca'ya çok ama çok güzel bir açıdan bakacağız, benim açımdan bakacağız. Şimdi siz koltuklarınıza rahatça yaslanırken ben hafif hafif yürüyerek nereye gideceğim? Mihrabat Korusu'na gideceğim. Önce güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağım. Sonrasındaysa Kanlıca'nın altını üstüne getirmeye tabii ki devam edeceğiz. Mihrabat Caddesi'nden, Kanlıca İskelesi'nin hemen karşısında Mihrabat Caddesi var. Mihrabat Caddesi'ne girip yürüye yürüye yokuşu çıka çıka Mihrabat Korusu'na ulaşabilirsiniz. Mihrabat Korusu'na direkt olarak giden bir otobüs yok. Ya taksiyle gidebilirsiniz ya da kendi aracınızla gidebilirsiniz ya da benim gibi yürüyerek çıkabilirsiniz. Onu söyleyebilirim sizlere. Bir 10-15 dakikalık süre içinde ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yokuş yukarı olduğu için hani dinlene dinlene gidebilirsiniz. Biraz da nefes nefese kalabilirsiniz. Benim gibi ki daha şu an yokuşun başındayız. Yaşlandık herhalde. Neyse, önemli olan kaç yaşında olduğumuz değil, kendimizi kaç yaşında hissettiğimiz diyelim. Ve Mihrabat Korusu'na Mihrabat Caddesi'nden yürüyerek gitmeye devam edelim. Biraz yoruldum ama bence keyifliydi. Fıstıklı Yokuşu Sokağı'na geldik şu anda. Mihrabat Caddesi'nden girdik ama Kanlıca'dan ve Mihrabat Korusu'na ulaştık. Muhteşem bir manzara var. Bir kere onu söyleyeyim size. Eğer aracınızla gelirseniz aracınızı park edebileceğiniz otoparklar da mevcut burada. Şimdi girelim, kahvaltımızı söyleyelim. Neyin ne kadar olduğunun bilgisini de sizlere verelim. Enerjimizi depolayalım ve gezmeye öyle devam edelim. Mihrabat Korusu Orman Bakanlığı'na bağlı sevgili seyirciler ama içinde özel bir işletmeye bağlı bir restoran var. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da yemek yemek istemiyorum Yıldızcığım ben derseniz çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceğinizi içip
tatlınızı yiyebilirsiniz. Şimdi fiyat bilgilerini hemen paylaşayım sizlerle. Burada haftanın 7 günü serpme kahvaltı var. Öğleden sonra saat 4'e kadar. Onu söyleyebilirim size. 2 kişilik serpme kahvaltı hafta içi 240 lira, hafta sonu da ve resmi tatillerde de yine 290 lira. Birazdan zaten serpme kahvaltımızı söyleyeceğiz. Onun dışında omlet çeşitleri var, sahanda kahvaltılıklar var. Yine gözleme çeşitleri var. 65 lira mesela gözleme çeşitleri. Şöyle bakıyorum, mantı yiyebilirsiniz kahvaltı yapmak istemiyorsanız 75 liraya. Sıcaklar var. Yine tavuk var, mantı var, çıtır mantı var bu sefer. Fiyatlar hani 50 lirayla 85 lira arasında. Ve detoks içecekleri var. Onların da fiyatları 55 lira. Şimdi ben serpme kahvaltımı söylüyorum. Sonrasında serpme kahvaltımla sizleri karşılıyorum. Bu arada Koru'daki restoranın ve Koru'nun muhteşem bir manzarası var. Peki sen niye manzaraya karşı oturmadın diyeceksiniz, değil mi Mithat? Şimdi kamera açısından ben eğer manzaraya karşı otursaydım Boğaz arkamda bembeyaz görünecekti. Ben o yüzden arkamı böyle vermek istedim. Şimdi de sizi şöyle bir güzel Boğaz manzarasıyla ve buralarla baş başa bırakıyorum. Serpme kahvaltı gelince tabii ki karşılayacağım. Kahvaltımız geldi görmüş olduğunuz gibi. Bence çok güzel bir kahvaltı. Sence Mithat? Süper dedi Mithat da. Hemen şöyle şunu da göstereyim. Zaten sadece bununla doyarım ben kahvaltıda valla. Kahvaltıda ekstra ne var? Hemen onu söyleyeyim size. Sadece sahanda sucuk var. Bir de portakal suyu var. Buraya öğlen 2.30'a kadar geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka kahvaltı hizmeti almanız gerekiyormuş. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi buraya geldiniz. Ben sadece gözleme yemek istiyorum diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Mutlaka kahvaltı hizmetini almanız gerekiyormuş. Bu arada ben biraz önce fiyat bilgilerini verdim. Şunu mutlaka belirtmem gerek. Kahvaltının burada kişi başı fiyatı hafta içi 240 lira, hafta sonu kişi başı yine fiyatı 290 lira. İki kişi buraya geldiğiniz zaman böyle bir serpme kahvaltı yapmak için 480 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz. Üçüncü kişi geldiği zaman üçüncü kişi için bir ücret ödemiyorsunuz. İki kişilik serpme kahvaltı fiyatına üç kişi oturup kahvaltı yapabiliyorsunuz. Dört kişi geldiniz diyelim. Ne oluyor Mithat? 3 kişilik kahvaltı alıp 4 kişi kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yani kişi başı 240 lira 3 kişi ödeyip 4 kişi kahvaltı yapabiliyorsunuz. Kahvaltı gerçekten çok güzel. Manzara çok güzel. O zaman ne duruyoruz? Haydi başlayalım diyorum ben. Mevsim meyveleri buraya geldiğiniz zaman bu arada değişkenlik gösterebilir. Bugün mesela üzümle çilek var. Siz geldiğiniz zaman hangi mevsim meyvesi varsa o masada olabilir. Kahvaltı aynen masada görmüş olduğunuz gibi servis ediliyor. Onu da söyleyeyim. Yıldızcığım sana özel mi hazırlandı falan diye düşünmeyin. Kesinlikle bana özel hazırlanmadı. Aynen böyle geliyor. Tekrar söyleyeyim. Portakal suyu ekstra, sucuk ekstra. Sınırsız çay var bu arada kahvaltıda. Bir de mesela iki kişi geldiniz, iki kişi serpme kahvaltı fiyatına üç kişi kahvaltı yapıyorsunuz ya, sadece üçüncü kişinin çay ücreti alınıyormuş. Onu da söyleyeyim. İlk gördüğümde muhlama sandım ama peynir ezmesiymiş. Bu arada cumartesi ve pazar günleri buraya geldiğiniz zaman mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Çünkü bayağı bir kuyruk oluyormuş girişte.
sevgili seyirciler, bir de şunu belirtmek istiyorum bu kahvaltı ile ilgili. Mesela ceviziniz bitti, peynir ezmeniz bitti ya da yumurtanız bitti. Masada herhangi bir şey bitti. Herhangi bir ücret ekstra vermeden istediğiniz kadar masadaki biten ürünü yeniletebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Valla peynir ezmesi çok hoşuma gitti. Kahvaltı çok güzel. Şurada patates kızartması da var. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kahvaltıda önce gözüm doydu. Sonra da karnım. Yemin ederim. Mithat, senin de gözün doydu mu? Evet diyor Mithat da. Bence muhteşem bir kahvaltı. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gelme imkanınız varsa mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da hizmete başlıyorlar. Gece 12'ye kadar hizmet veriyor sevgili seyirciler burası. Onu söyleyebilirim size. Yazın şu an bulunduğum yerde hizmet veriyorlar açık havada. Kışın da yukarıda kapalı bir alan var. Koruya geldiğiniz zaman orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi burası Mihrabat Korusu'ndaki özel bir işletme. Tabii ki burada bir şeyler yiyip yememek size kalmış. Mihrabat Korusu Orman Bakanlığı'na bağlı olduğu için koruya girmek de ücretli. Onu da ekibimle birlikte, Mithat ve Portakal arkadaşımla birlikte kahvaltı yaptıktan sonra sizlere gezerken anlatacağım. Önce şu kahvaltıyı yapalım biz ekipçe, enerjimizi depolayalım. Sonrasında koruyu gezerken sizleri tekrar karşılayalım. Kahvaltımızı yaptık ve şimdi korunun içine girdik. Mihrabat Korusu'nda siz de böyle benim gibi gezebilirsiniz. Geçmişten günümüze kadar gelmiş bir koru, Mihrabat Korusu. Gerçekten çok güzel ve gelinip görülmeye değer. Özellikle bu yürüyüş yolunda yürümenizi tavsiye ederim ben. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorum. Buradan şöyle yürürken ve hemen karşımda Rumeli Hisarı da yine bana göz kırpıyor ve tabii ki Boğaz'daki tekneler de göz kırpıyor bana sevgili seyirciler. Buraya ikinci köprüden, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden İstanbul'da yaşayanlar ya da İstanbul'a başka yerlerden gelenler rahatlıkla ulaşabilir. Onu söyleyebilirim sizlere. Kanlıca nesiyle meşhur Mithat? Yoğurduyla. Tabii ki Kanlıca'ya gelip yoğurt yemeden gitmek olmaz. Yoğurdumuzu sahilde yiyeceğiz ama önce şu korunun, yürüyüş yolunun bence keyfini çıkartalım. Şimdi bence birazcık koruda dolaşırken Mihrabat Korusu'nu anlatalım size. Mihrabat Korusu Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Rukiye Hanım'a yüz görümlüğü olarak verilmiş. Biliyor musun Mithat? Vay be dedi Mithat. Yüzyıllar boyunca, yıllar boyunca sazlı sözlü boğaz eğlencelerine misafirlik etmiş. Mihrabat Korusu değerli sanatçıları ağırlamış. Şu anda da kafe, restoran hizmetiyle siz değerli misafirlerini bekliyor. Mihrabat Korusu'na giriş ücretlerinden bahsedecek olursak eğer, koruya girişin ayrı bir ücret dahilinde olduğunu tekrar belirtmek isterim size. Sadece koruya gelip gezebilirsiniz. Öğrenci girişi 6 lira koruya. Onun dışında tam giriş 12 lira. Araçla geliyorsanız eğer 35 lira gibi bir ücret verip Mihrabat Korusu'nu gezebiliyorsunuz. Bence kesinlikle gelinip görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyeyim. Kanlıca'ya inelim artık. Değil mi?
Kanlıca'dan. Zaten Kanlıca'dayız ama tam böyle Kanlıca merkezden sizleri karşılayalım. Mihrabat Caddesi'nden aşağı doğru indiğiniz zaman birbirinden güzel tarihi evleri göreceksiniz sevgili seyirciler. Bu ev de çok güzel. Selbastlı Sokağı'ndan Mihrabat Caddesi'ne çıktık hemen şuradan. Mithat'ın arka tarafında, yine hemen Mithat'ın sağ tarafında yemek yiyebileceğiniz Mihrabat Caddesi'nde de birçok yer var. Hemen şurada mesela ev yemekleri yapan bir yer var. Hatta hava güzel olunca içeride değil, şöyle dışarıda oturup yemeklerini yiyor insanlar. 15 F numaralı belediye otobüsüyle Kanlıca'ya gelip Kanlıca durağında inip benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Şimdi biz Hacı Muhittin Sokağı'na giriyoruz. Sizi çok güzel tarihi evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman mutlaka o sokağa girin ve ister kendi fotoğrafınızı ister evlerin fotoğrafını çekin. Çünkü çok güzel bir sokak gerçekten de. Burası da Hacı Muhittin Sokağı'ymış sevgili seyirciler. Kanlıca bu arada birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmış bir semt. Hemen sağ tarafımda bir marangozcu var. Onu söyleyebilirim. Dışarıda hatta abi boya yapıyor. Şöyle. Oh, kolay gelsin abi. Sağ olun. Ne boyuyorsun? Hoş buldum. Nasılsın? Bir bayanın merdiven yüksekliğinden kurtarmak için ikinci bir merdiven. Şimdi burası 1955 yılından beri olan bir marangozcu Kanlıca'da. Şöyle içeriği Mithat gösterebiliyorsa hemen göstersin. Çok çok eski bir marangozcuymuş Kanlıca'da burası sevgili seyirciler. Şu köşe özellikle zaten ne kadar eski olduğunu gösteren bir köşe, görmüş olduğunuz gibi. Peki böyle mesela diyelim biz hanımlar takıya tokaya çok meraklıyız. Takı kutusu tasarladık, burada yaptırmak istiyoruz falan. Olur mu öyle şeyler? O tür şeylere pek giremeyiz. Çünkü giremiyorsunuz. Onlar ince iş olduğu için fazla. Ben ince iş yapmam diyorsun. Ben böyle kapı pencere yaparım diyorsun. Evet. Abicim biraz da ben boyayabilir miyim? Evet. Az biraz yani stres atayım. Değerse çıkmayabilir. Ellerime değerse çıkmayabilirmiş. Tiner yok mu? Tinerle çıkıyor ya. Tinerle çıkıyor da. Ha. Şöyle durayım ben, dur. Üstüme sürülmesin. Ben Kanlıca'ya geldim de bu marangozcuya gelip boya yapmadım mı diyeyim. Yani değil mi abicim? Ama bak ne güzel boyuyorum. Ya boya yapmak da insanın stresini alıyor bak. Böyle böyle deşarj olacak kendinize bir şeyler bulmanız gerekiyor sevgili seyirciler. İnsan kendi kendini terapi edecek benim gibi. Kolay gelsin. Bakın görmüş olduğunuz gibi benim de elimden cep telefonu düşmüyor. Çok güzel bir sokak. İnsan böyle sokaklarda geçmişe gidiyor ya, değil mi Mithat?
Yani gerçekten böyle mahalle kültürünü ben çok seviyorum, çok özlemişim. Şimdi sitelerde oturuyoruz, evet çok güzel ama komşuculuk falan fazla kalmadı bence ya, sence? Gerçi benim yan komşum gayet iyi ama taşınıyor. Arkamdaki ev ne kadar güzelmiş, konak. Wow! Vallahi yaşamak isterdim bu konakta. Yine bu sokağın devamında, Hacı Muhittin Sokağı'nın devamında da yine çok güzel evler var. Şurada katkısız kanlıca yoğurdu satılıyor bu arada. Hacı Muhittin Sokağı'nda geldiğiniz zaman isterseniz oradan alıp götürebilirsiniz evinizi. Mithat'ın arkasındaki evler gerçekten bayağı bayağı güzel. Şu an kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor sizlere. Eksik mi kalayım ben, çekmeyeyim mi bu evlerin fotoğraflarını, videolarını? Bayağı güzel bir sokaktayız. Şunu belirtmek istiyorum ki sevgili seyirciler size. Kanlıca'ya geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz işte butik tarzı yerler fazla yok. Önceden bir cam yapılıyordu. Camdan işte kolyeler, işte nazar boncukları falan yapılan bir yer vardı Mihrabat Caddesi'nde. Orası da kapanmış. Onun dışında öyle alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Şimdi gelelim Kanlıca'nın ismi konusuna. Kanlıca'nın ismi konusunda birçok çeşitli rivayet var. Ama ben size Kanlıca'nın ismiyle ilgili en çok kabul gören nini anlatacağım. Zamanında Osmanlı sultanlarından biri bir gün vezirlerine emir vererek İstanbul'un havası en temiz semtini bulmalarını istiyor. Vezirler de düşünüyorlar, taşınıyorlar ne yapsak diye. Ve sonra diyorlar ki direğe kanlı et asacağız ve bu kanlı eti çeşitli semtlere bırakacağız. Eti en geç bozulan semt ne olacak? Havası en temiz olan semt olacak. Çeşitli semtlere eti bırakıyorlar direkle birlikte. Kanlıca'da et, kanlı et en geç bozulan et oluyor. Ve Osmanlı Sultanı diyor ki o zaman buranın adı Kanlıca olacak. Valla Hacı Muhittin Sokağı'nda tarihi bir fırına geldik. Siz de geldiğiniz zaman bu fırından taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Beni günün hangi saatinde izliyor olursanız olun, buraya gelip taze ekmeğinizi ve sıcak sıcak ekmeğinizi alıp içine tereyağı sürüp tulum peyniri şöyle serpiştirip sahile gidip onu yerken yanında meyve suyunuzu ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Şimdi bu fırın 40-50 senelik bir fırın Hacı Muhittin Sokağı'nda Kanlıca'da. Buraya geldiğinizde ekmeklerin dışında ne alabilirsiniz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi tahinli çörek ve çatal alabilirsiniz. Onun dışında yine burada bu da mı ay çöreği? Çekirdekli ay çöreğinden ve susamlı ay çöreğinden alabilirsiniz. Şunlar ne? Portakallı galiba kurabiye var. Bir de tahinli. Tahinli Bursa lokumu. Aa. Tekrar belirtiyorum. 24 saat açık bu fırın. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Ve içerideki mis gibi kokuyu içinize çekebilirsiniz. İsim beyefendi? Okan. Okan Bey. Ben Bursa lokumunu bu arada çok merak ettim. Kameraman arkadaşım Mithat da merak etmiştir. Bir tadına bakalım, biz öyle çıkalım bu tarihi fırından. Geri mi kalayım? Bir Bursa gelini olarak. Bursa lokumu kurabiyesi varmış yani. Ben onu tadına bakmayayım mı? Hemen ben onu şöyle alayım. Bak bu Bursa lokumu diye geçiyormuş. Ne kadar bunun fiyatı? 10 TL. 10 liraymış. Hemen şöyle bölelim. Tahinli, fındıklı. Bence çok güzel. Mithat dedi ki kameraman arkadaşım,
Bu Bursa lokumu Yıldız ilk çıktığında gelip alman lazım. Sıcak sıcak çok güzel olur dedi. Valla şu anda da çok böyle buz gibi falan değil ama çok güzel. Buradan alıp eve götürüp şöyle bir ısıtıp yiyebilirsiniz. Ay çok lezzetli. Hacı Muhittin Sokağı'ndan böyle gittik. Çarşamba günleri eğer Kanlıca'ya gelirseniz burada pazar kuruluyormuş. Çok şanslıyız. Pazara denk geldik. Şimdi Kanlıca Pazarı'na geldik ama sosyete Kanlıca pazarı çok küçükmüş. Ne dedi? Sosyete pazarı. Sosyete pazarı mı? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence gayet yeterli. Ciddi söylüyorum. Kafa karışmıyor. Evet doğru söylüyorsun Mithat. Kafa karışmıyor. Kalabalık yok. Kesinlikle abicim. Sana katılıyorum. İstediğini buluyorsun, alıyorsun. Şöyle bu fasulye 7,5 lira hem kaynasın hem oynasın. Oh sen de dünden oynamaya meraklı. Ve sizi bu küçük pazarla az biraz baş başa bırakayım. Sonrasında artık sahilde karşılayayım. Yıldız Kanlıca'ya geldiğinde Kanlıca yoğurduyla meşhur, kaç kere söyledim. Bir yoğurt yemedin mi dedirteyim kesinlikle. Hem de var ya, nasıl yiyeceğim o yoğurdu? Canım sabahtan beri Kanlıca yoğurdu istiyor, yalan yok. Pazardan çıkıyoruz dedik, sahile gideceğiz, yoğurt yiyeceğiz dedik, bir türlü yiyemedik. Hacı Muhittin Sokağı'nda çok ama çok tatlı bir kafe gördüm ben. Hemen pazarın girişinde sevgili seyirciler. Şöyle Mithat dışarıdan bir göstersin bu kafeyi. Gösteriyor. Hemen içeriye girelim biz. Bu kafenin dondurması, San Sebastian cheesecake'i falan baya meşhurmuş. Oo, burada zaten kafenin keyfini bizden önce süren bir dostumuz var. Ne diyoruz? Bir kap su, bir kap mama diyoruz bu güzel dostlarımız için ve bu güzel kafeye giriyoruz. Bir kere şu duvar benim çok hoşuma gitti. Beyefendi merhaba size, merhaba ama size. Duvar benim daha çok dikkatimi çekti açıkçası. Yeşil ne güzel duruyormuş ya. Vallahi içim açıldı. Ya pazarın karşısında ben o kadar Kanlıca'ya geldim. Birincisi pazar olduğunu bugün öğrendim. O kadar Kanlıca'ya geldiğim dediğim bir 5 sene önce falan geldim ben Kanlıca'ya. Kanlıca'da pazar kurulduğunu ilk kez öğrenmemin yanı sıra böyle bir kafe olduğunu da ilk kez görüyorum. Burada sıcak soğuk kahvenizi yudumlayabilir. Burada beyefendi ve hanımefendinin yaptığı dondurmalardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kurabiyelerden ve keklerden de kendi yaptıkları yiyebilirsiniz. Buraya geldiğinizde sandviç yiyebilirsiniz. Yine yumurta yiyebilirsiniz. Onun dışında şöyle bakıyorum, tatlı çeşitleri var. 35 lira, 10 lirayla 35 lira arasında. Çay 5 lira. Evet. Bence böyle bir kafe için çayın fiyatı gayet iyi yani. Limonata 20 lira, Türk kahvesi 15 lira. Onun dışında böyle antin kuntin kahveler, espresso, americano, filtre kahve falan 20 lira ile 30 lira arasında. Soğuk kahvelerde 30 lira bana burada fiyatlar uygun geldi. Şöyle bir mekana göz atın. Ben masaya oturup sizleri karşılayacağım. San Sebastian'ı baya meşhurmuş buranın. Burada San Sebastian cheesecake yiyeceğim ve tabii ki kahve içeceğim. Şimdi bu San Sebastian cheesecake'in ve kahvelerin ayrı bir hikayesi varmış. Selçuk Bey bana anlatacak birazdan. Şu kapıdan girip bu bölüme geçtik. Ben bu mekanı çok sevdim. Normalde ben duvarda yeşili fazla sevmem ama yemin ederim bayıldım. Sence Mithat? Çok oturaklı ve güzel durmuş diyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Önce bir San Sebastian cheesecake'imle kahvemi çekebilir misin Mithat?
Çok güzel değil mi? Fincanım ve tabağım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu dolapta birbirinden farklı kahve fincanları ve tatlı tabakları var. Hemen Mithat göstersin bize. Bunlardan herhangi birini seçerek siz de benim gibi masanıza oturabilirsiniz. Şimdi ben Selçuk Bey'i hemen yanıma alayım. Şöyle. Buyurun Selçuk Bey. Ben Sen Sebastian Cheesecake'in hikayesini merak ediyorum. Hemen şöyle gelin gelin. Evet merhaba, nasılsınız Selçuk Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Bu cheesecake sossuz ikram ediliyormuş burada. Genelde Sen Sebastian Cheesecake'lere çikolata sosu falan dökülüyor. Evet. Bu aslında orijinal tarifi. Biz İspanya'da yaşarken... Siz İspanya'dan mı geldiniz? Evet, İspanya'da Ben İspanyalardan gelen insanları mı buldum Kanlıcalardan? Sağ olun, teşekkür ederim. Bu orijinal tarifidir. İçerisinde şeker de yoktur. Balla yapılır. Aa. Ve sadece sadece peynirle yapılır. Herhangi bir tatlandırıcı, herhangi bir hiçbir şey yoktur içerisinde. Ve hani orijinal tarifi bu olduğu için herhangi bir içerisine bir tatlandırıcı veya bir şeker koymadan yapıyoruz bunu. Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsunuz? 2016'da Türkiye'ye geldik. 2016'dan beri Türkiye'deyiz. Arada sırada gidip geliyoruz tabii ki. İspanya'ya. Evet, İspanya'ya. Ay İspanya'ya sevgiler. Ben de gitmiştim İspanya'ya. Biz Barcelona'daydık. Öyle mi? Barcelona'ya gitmek nasip olmadı. Bir gün inşallah gelirsiniz. İnşallah, inşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cheesecake çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel San Sebastian cheesecake diyebilirim. Wow! Yemin ederim. Bak. Teşekkür ederim. Beğendiğinize çok sevindim. Dilim fiyatı da bayağı uygun. 35 lira. Evet. Başka yerlerde 50-75 diyor Mithat. 50'den başlıyor fiyat. Burada bana genel olarak fiyatlar açıkçası uygun geldi. Cheesecake çok güzel ya. Afiyet olsun. Biz bu tabak ve oradaki tabakların hepsi antikadır. Biz bunu da yurt dışına Almanya ve İngiltere'den aldık. İnsanlar bunları hani bizim için misafirimiz önemli ve değerli olduğu için onlara da böyle önemli ve değerli tabakta ve fincanda sunmak istedik. Yurt dışında yok böyle şeyler değil mi? Dürüst olun Selçuk gerçekten Bey. Gerçekten yok. Daha müşteri olarak bakıyorlar ama biz misafir olarak bakıyoruz insanlara. Sizler bizim misafirimizsiniz. Buraya gelen herkes misafirimizdir. Bizim. Ay ne kadar güzel. İspanyolca birkaç güzel cümle söyleyin de hadi ben de oturayım kahvemi içeyim. Yani ketel diyebilirim. Gezmek olsun diyeyim. Gezmek... Ne oldu? Öyle biraz ki çok heyecanlı. Ne oldu? İspanyolca gezmek olsun denmiyor mu? Yok denmiyor. Diyemedim. Vallahi heyecanlandım kusura bakmayın. Tamam. Kahveyle ilgili de şunu söyleyebilirim size. Lafı da çevirirken Selçuk Bey gibi oldum. Evet buyurun. Kahve de single orijinaldir. Yani o da Kolombiya'dan arkadaşım gönderiyor. Orijinal bir kahvedir. Kolombiya'dan arkadaşınız gönderiyor. Bu arada cheesecake yemin ederim ben hayatımda böyle güzel bir cheesecake yemedim. Şeker tatlandırıcı yok. İçinde balla yapılıyormuş. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Yemin ederim böyle bir şey yok. Kanlıca'ya yolunuz düşerse mutlaka Hacı Muhittin Sokağı'nda bu güzel kafeye gelip San Sebastian Cheesecake seviyorsanız bunun tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Lafı çevirirken sizin gibi olmalarını tavsiye ediyorum tekrar izleyicilerime. Buenos noches neydi? Utandırdın mı lütfen? Buenos noches neydi? Bon appetit, afiyet olsun zaten. Buenos noches, iyi akşamlar demekmiş. Bom dia. Bom dia. Bon dia başka mı? Başka. Ne? Ne demek? O da iyi günler demek. İyi günler. Bon dia doğru söyledim. Bon dia. Ama bon dia şey değil. İspanyolca. Bon dia İspanyolca değilmiş. Ben İspanyolcayla... Nece? Buenos dias. Bon dia ne? Bon dia bildiğim kadarıyla ya Fransızca ya Almanca. Ya Fransızca ya Almanca diyor. Ben ona inanmıyorum. Birazdan bakacağım. Ben İspanyolca diye biliyorum bon dia'yı. Buenos Aires. Ama karıştı buralar. Neyse. Bizim buralar biraz karışık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Ben bunları yiyeyim. Sonrasında ya artık iskelede vallahi karşılayacağım sizi. Söz. Yıkılıyor yemin ederim.
aile bir türlü gidemedik. Diyorum ya, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Şimdi Kanlıca'ya geldiğiniz zaman öğleden sonraya doğru saat şöyle 2-2.30 gibi falan böyle el sanatları üzerine ürünler alabileceğiniz tezgahlar var. Hemen caminin arka tarafında. Şöyle Mithat göstersin bir tezgahları. Tezgahlar 2.30'dan sonra falan açılıyor. Yaz kış var bu tezgahlar. Hava müsait olduğu zamanlarda buraya gelip buradaki hanımlardan ya da beylerden bütçenize göre bir şeyler alabilirsiniz. Şöyle tramvaylı olanı var bakın. Bu 200 lira. Elle boyanmış. Baktığınızda normal bir nazar boncuğu ama ablam elle boyamış. Satıyor. Oh mis. Ne güzel. Bak burada da farklı nazar boncukları var. Bunlar ne kadar? Onlar 80. 80 liraymış. El emeği göz nuru. Hemen şöyle ileriye gidelim. Bak orada da çok güzel ürünler satan bir hanımefendi var. Camdan ürünler satılıyor burada da sevgili seyirciler. Fiyatlarını bilmiyorum. Hemen sizin için bir iki ürünün fiyatını sorayım. Bakın burada mesela çok güzel bardaklar var. Şöyle sevdiklerinize böyle hediye götürebilirsiniz. Çok orijinal. Ne kadar mesela bu? 30 anne. El emeği göz nuru ürünlerin bu kadar uygun fiyata satılmasına şaşırıyorum. Yani. O yüzden ne diye bir tepki verdim hanımefendi, kusura bakmayın. Bir büyüğü var mesela, o ne kadar? 35. Bak mesela şöyle, ki bunlar son zamanlarda bayağı moda. Bodrum'a gittiğinde bunları 100 liradan aşağı alamazsın. Burada ne kadar? 60 lira. Burada gene nazar boncukları var. Burada camdan evinize ya da ofisinize koyabileceğiniz ya da birine hediye götürebileceğiniz ürünler var. Mesela bunlar ne kadar? Fil. Fili böyle dizerken poposunu kapıya doğru çevirip koyacakmışsınız. Aa, yüzlerini mi? Bak yanlış biliyormuşum. Bana da dediler ki fili böyle dizerken poposunu kapıya doğru çevirip koy ki dediler. Ev sahibi olursun dediler. Ben de evdeki fillerin hepsinin poposunu kapıya doğru çevirdim. Meğersem yüzünü kapıya doğru çevirecekmişsin. Ne kadar bu filler? 150 lira. Pazarlık payımız var mı? Fiyatlarımız son. Ben de susuyorum. Şuralar bir konuşsun. Sonrasında sizleri, ay tamam artık, yoğurtla karşılayacağım söz. Mesela balık lokantalarında boğaz manzarasına karşı balığınızı yiyebilirsiniz, içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. İskelenin hemen önünde kuşlara yem atabilirsiniz. Şöyle Mithat göstersin kuşları. Kanlıca'ya vapur geliyor, aynı zamanda Kanlıca iskelesine sevgili seyirciler. Deniz taksi de geliyor. Deniz taksiyi buraya çağırıp İstanbul Avrupa yakasına geçebilirsiniz. Deniz taksi uygulamasından çağırabiliyorsunuz deniz taksiyi. Deniz taksiye bir kişi binse de aynı fiyat, 10 kişi binse de aynı fiyat. Bunu söylemek istiyorum size. Mesela buradan karşıya, yine Avrupa yakasına motorlarla geçebiliyorsunuz. Ne kadar buradan karşıya geçmenin fiyatı? Kişi başı 20 liraymış. Emirgan'a geçiyor değil mi? Ha, Emirgan'a geçiyor. 20 liraya, ay ben köprü trafiğini çekemem falan diyorsanız Kanlıca'dan direkt olarak böyle motorla 20 lira karşılığında Emirgan'a geçebilirsiniz. Bu motorları Boğaz'ı gezmek için kiralayabilirsiniz. Evet. Ne kadara kiralanıyor saati? 1 saati 500 lira, yarım saati 250 lira. 1 saati 500, yarım saati 250 lira. Evet. Valla ben, kaç kişi alıyor en fazla? 8 kişi. 8 kişi 500 lirayı bölüş, hafta sonu 3 saat kirala bunu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Kameraman arkadaşım Mithat da diyor ki 85. Çok keyifli bir hafta sonu geçirebilirler kişi başı 85 lira vererek diyor. Hemen
Vapurla ilgili bilgiyi de vereyim size. Şehir Atları Vapuru geliyor buraya sevgili seyirciler. Hemen şöyle Eminönü'nden, Kabataş'tan, hafta içi hafta sonu, işte Kuzguncuk, Beylerbeyi, Üsküdar'dan nerelerden geldiğini ve saatlerini görebilirsiniz. Dilerseniz Şehir Atları uygulamasından da ya da internet sitesinden de bakabilirsiniz. Kanlıca'ya vapurla eğer gelmek isterseniz diyelim ve artık asırlık Kanlıca yoğurdunu yiyelim mi Mithat'cığım? Şöyle siz buralara bakarken asırlık Kanlıca yoğurdunu yemek için hemen karşımızda bulunan sahilde asırlık Kanlıca yoğurdunu asırlık yerde yememiz gerekiyor. Sizi asırlık yere götürelim. Önce bir şuralara göz atın ve nereye gideceğimi. Buyurun. O kadar güzel bir manzara var ki Mithat'ın arkasında. Şöyle hemen Mithat'ın arkasına bakıyorum. Yalılar çok güzel görünüyor vallahi. Anlatamam size. Birazdan zaten kameraman arkadaşım Mithat sizlere gösterir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ışıl ışıl parlayan bir deniz. Arkamda Kanlıca iskelesi ve tekneler. Daha ne olsun Mithat? Gezmek olsun sevgili seyirciler. Şimdi Gazi İskender Paşa Camii var. Kanlıca sahilde. Hemen yine sahilde İsmail Ağa kahvesi var. 1870 yılından beri burada bu kahve sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde çayınızdan kahvenize, soğuk içeceğinizden görmüş olduğunuz gibi Kanlıca yoğurduna ya da tatlılara, farklı tatlılara, kahvaltılara kadar dilediğinizi yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz. Şimdi yoğurt burada pudra şekerli var, ballı var, pekmezli var, çilek reçelli var, vişne reçelli var ya da sade şekilde yiyebilirsiniz. Tabii bu yoğurtların da boyutları var. Şöyle küçük boy yoğurt 21 lira 200 gram. Küçük boy ballı yoğurt 29 lira 50 kuruşmuş. Onun dışında orta boy yoğurt 30 lira ve bir büyük boyu var. Onu da zaten satın alıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim size. Şimdi bu yoğurdu söylediniz ya, mesela bu yoğurt 21 lira. Bu yoğurdun üstüne bal, pekmez, dondurma eklettiğinizde fiyat biraz artabiliyor. Onun dışında burada kaşarlı tost 31 lira 50 kuruş. Mesela gözleme 57 lira. Karışık ızgara 141 liraymış. Patates kızartması 48 lira 50 kuruşmuş. Soğuk içecekler 17 lira ile 18 lira arasında. Bana bu manzaraya göre fiyatlar normal geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Burası çok ama çok eski bir kahve. Bu kahvede birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Hatırlayabileceklerinizi söyleyeyim. Kabadayı, Ezel dizisi burada çekilmiş. İçeriye şöyle bir göz atarken ve biraz önce söylediğim manzaraya göz atarken ben de sade yoğurduma pudra şekerini serpip sizleri bekleyeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da açılıyor, gece 12'ye kadar. İçerisi gerçekten çok güzel. Zaten biraz önce sizler de gördünüz. Artık yoğurdumu yiyeyim. Kanlıca demek yoğurt yemek. Bu yoğurdu yemek için insanlar ta nerelerden geliyor, değil mi Mithat? Vallahi ilk önce ben pudra şekerli yiyeceğim. Bu pudra şekerli, normal olandı. Şimdi ballısını yiyeceğim. Kanlıca'da yoğurt bu kahvede yenir. Hemen Kanlıca iskelesinin yanında. Ay ballısı da çok güzel. Pekmezli. Aa.
Bak pekmez beni bayıyor. Kanım düşük. Pekmez içip kanlanayım, canlanayım ama ben pekmezi sade içemem diyorsanız yoğurtla. Vallahi üçü de çok güzel. Şimdi hayatımda ilk kez dondurmalı yoğurt yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Benim damak tadım oydu. Yani kötü bir tadı yok. Yoğurtlardan hangisi favorin derseniz benim ballı favorim. Şöyle son kez kısa bir Kanlıca'ya bence bakın. Ve Kanlıca'nın yalılarına şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri bu masadan yine karşılayalım. Ben son kez Kanlıca'ya bakın dedim, ben sizi masadan karşılayacağım dedim ama açık havaya çıkmak istedim açıkçası bu güzel havada. Orada programı kapatmak istemedim. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Biz Kanlıca'ya farklı bir bakış açısıyla baktık. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Çok güzel bir gündü benim için. Mithat'a soralım, senin için nasıldı? Böyle yapıyor Mithat'ta. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın.